Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih Bilek, şu an hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gökhan'ın 99.999.999 puana eriştiğini göstereceğim. Dünya birincisi oldu arkadaşlar, bayağıdır kasıyordu. Toplam yaklaşık 1,5-2 ay falan olmuştur diye düşünüyorum. Sürekli bayağı bir oynadı ve de en son oyunda ulaşabilecek puana ulaştı. Tebrik ediyoruz kendisini buradan ve de hesabına geçiş yapıp sizlere bu hesabı göstermek istiyorum. Zaten daha öncesinden bayağı videolarını çektik. 4 milyon can'dan 5 milyon can'a tek videoda sağlık alet çantası ekleyerek yükselttik arkadaşlar. Sonrasında bir dünya saldırıları yaptık, çete savaşları falan yaptık. Unutmazsam siz de eğer hatırlatırsanız o videoları da bu videonun sonuna ve de videonun aşağısına link olarak eklemeyi düşünüyorum. Şimdi hemen şuradan sıralamaya bir bakalım. Zaten Altın Ligi'nde birinciyiz. 99 milyon puan gerçekten çok iyi görünüyor. En iyi oyuncular sıralamasına bakacak olursak 57. gözüküyoruz. Fakat bizim üstümüzde o kadar oyuncu olmamasına rağmen, o kadar fazla puana sahip oyuncu olmamasına rağmen mesela 37. görüyorsunuz. O da 90, son puana kadar ulaşmış. Ama üstünde halen daha kendinin daha düşük puanlara sahip olan kişiler var. Mesela biz de buradayız. 99 milyon. 57. sıradayız. Daha aşağıda daha yüksek puanlara sahip olanlar. Mesela 79 bin puan nerede? 49 milyon puan nerede? 79 milyon puan aşağısında. Yani arkadaşlar dünya birincisi olmuş oluyoruz şu anda. En iyi çetelere bakacak olursak da çetemiz 7. 1. sıraya oynayacağız arkadaşlar. 1,5 hafta sonra, 1 hafta sonra falan başlayacağız. Cadılar Bayramı bitimine 1-2 gün kala diye düşünüyoruz. Yani artık puan olarak başka bir hedefi kalmadı Gökhan'ın. Puan olarak oyunu bitirmiş bulunuyor. Gövdesi de zaten mükemmel canavar vuruşa sahip. 2.230.000 vuruşu var. 5 milyon da canı var. Gerçekten çok iyi. Çete savaşına bakacak olursak, çete savaşını yapmış mı? Büyük ihtimal yapmıştır. Aynen yapmış. Peki sıfırlamak istesek 60 yaşı taş istiyor. 60 yaşı taşa sıfırlayıp onun da bir çete savaşını yaparız. Şampiyonaya bakalım. Şampiyonada doğal olarak birinciyiz. Görmüş olduğunuz gibi bütün rakipleri almışız. Tekrar geriye geliyoruz. Birkaç tane zafer serisi atalım. Sizlerle beraber tekrar bir görelim. Mevcut can vuruşuna sahip olan gövdeyle neler yapabileceğini tekrardan görelim arkadaşlar. Şimdi bizde balon var, onun da balon var. Bakalım sonuç ne olacak? Gayet iyi. Zaten o çifte roketin tam o tekerlerin olmuş olduğu kısımda, yani göğe çok yakın olması balonla rakibin bizi kaldırdıktan sonra rakibe vuruş sağlamasına bayağı yardımcı oluyor. Tekrar devam ediyoruz. Bir iki tane daha zafer serisi atalım ve sonrasında çete savaşına girelim arkadaşlar. Dünya birincisinin hesabıyla çete savaşına gireceğiz. Zafer serileri falan atıyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Gövdesi falan zaten canavar. Eğer topuz gelirse 2 tane 5 yıldızlı olması da olur. 2 tane %120 sör banla gövdesi için can veren topuz gelirse gerçekten çok ve çok iyi olur Gökhan için. Bunu alacağız arkadaşlar. Evet, maalesef alamıyor bizi. Yarı canımıza kadar indirdi ama almayı başaramadı. Zaten hesapladığımızda da vuruş önceliği bizdeydi. Bir tane daha savaş yapalım ve sonrasında artık çete savaşına geçiş yapalım. Tek atacağız zaten Oziz. Kolay bir şekilde almayı başardık. Devam ediyoruz. Hemen çete savaşına girelim. 60 yeşil taş vererek çete savaşını sıfırlayalım. Kendi hesabımdan da sıfırlayacağım arkadaşlar. 30-60 taş verip çete savaşını sıfırlamayı düşünüyorum. Hemen çete savaşına girelim. Sıfırlıyoruz. 60 yeşil taş vererek. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Kolay geliyor zaten gelen olarak. 42.000 canı var. 4.559 vuruşu var. Bu 10 yeşil taş geldikten sonra zaten biliyorsunuz rakipler bayağı bir kolaylaştı. Lazeri vuracak bize ama ne kadar bir şey yapabilir ki? Devam ediyoruz. 3. gövdesini de alıp ilk rakibi yenmeyi başarıyoruz. Geriye 9 tane rakip kalıyor. 9'unun da kolay olacağını düşünüyorum. Bizi o kadar zorlayacağını zannetmiyorum. 830 kupa kazandık. Şu anda 2 tane tekerlek, 2 tane slotlu barna gövdesi geldi. 5 tane de şeyimiz var arkadaşlar. Biletimiz var. Çete savaşı bittikten sonra kaç tane zafer serisi olduğunu ve de kaç milyon puana sahip olduğunu tekrardan sizinle beraber göreceğiz. En son 1.800.000 puana kadar ulaşmıştı. Cadılar Bayramı'nda kazanmış olduğu puan ve de zafer serisi 825'ti yanlış hatırlamıyorsam. Onu daha da fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Zaten bu gövdeyle kaybetmesi zor ama yine denk güce sahip olan gövdelerin geldiğini bana söyledi. Böyle bayağı bir aradıktan sonra böyle 5-6 milyon can, yine 2 milyon vuruşu olan gövdeleri denk geldiğini söyledi bana. Ben
ararken hiç denk gelmiyor. Zaten fazla aradığınız zaman gelmesi lazım. Çünkü genel olarak oyunda bu kadar fazla vuruş yapacağına sahip olan göller olmadığı için 1 milyon 2 milyon canlı rakipler gelmesi daha öngörülür. Devam ediyoruz Titan gövdesi. Artık Titan gövdesi pek de kullanılmıyor. Çünkü balon geldiği için, zıpkın geldiği için bayağı bir dezavantajlı oluyor Titan gövdesi. Aynı şekilde Sörçü gövdesini de pek kullanan yok. Bu arkadaş kullanıyor ama demek ki başka iyi bir gövdesi yok. Genel olarak kullanılan gövde balina gövdesi arkadaşlar. Yani tek geçiyorlar balina gövdesi. Hatta öyle adamları var ki 3 gövdesi de balina. Mesela bunda balina bile yok. Fakir. Bizim de mesela bir tane balina gövdemiz var. 2 tane sinsi var bunda. Bizde de bir tane balina. Hatta 2 tane balina, bir tane titan var bizde de. Devam ediyoruz. İyi gövde çıkması gerçekten çok zor. İstediğiniz gövdenin çıkması bayağı bir zor yani. Ne kadar oynasanız oynayın çıkmıyor arkadaşlar. Mesela bakın Gökhan mesela o kadar kutu açmasına rağmen, o kadar çete savaşı yapıp kutu açmasına rağmen, benden daha önce prestij 10 olmasına rağmen halen daha balina için %120 can veren topuz gelmedi. Çok basit gelmedi yani. Gelmiş olması lazım şu ana kadar. Hatta bir 7 tane 8 tane gelmesi lazım ama gelmiyor. Mesela bende 7 tane klasik için %120 can veren topuz var. Gökhan'da Allah bir 15 tane vardır. Devam ediyoruz. 488 PP. Değişik bir isim. Sinsi gövdesi. Son gövdesine girelim bakalım. Onda ne var? Kaya gövdesi. Enteresan. O kadar tekerlek koyması aslında onun için iyi ama kaya gövdesinde şöyle bir sıkıntısı var. Bıçakla beraber kullanıldığında, iticiyle beraber, itici ve bıçakla beraber kullanıldığında tamam iyi, rakibe doğru gidiyorsunuz ama yapışkan silindir kullanmıyorsanız, hadi kullansanız bile rakipte çift roket varsa eğer, siz ona ilk vuruşu yaptıktan sonra rakip ileriye doğru giderse siz ona hiçbir şekilde vuramayacaksınız. O size hep uzaktan uzaktan vuracak. O yüzden kaya gövdeleri biraz sıkıntı. Kaya gövdesini nerede kullanırsınız? Prestij geçmek için, şampiyonu atlamak için çok rahatlıkla kullanabilirsin ama buralarda kesinlikle iş yapmayacaktır. Yani ne yapabilirsiniz ki ancak yani vuruş eklersiniz. Bıçağı mı eklersiniz? Çifte rokete mi? İlk vuruş kime ait? Çifte rokete veya rokete ait. Yani bıçakla ilk vuruş yapamazsınız. O yüzden o kadar fazla yükselten birisi kaya gövdesine bıçağı koyup da şu prestij 10'da bu çete savaşlarında takılmıyor. Genelde olan alıyor balinayı, alıyor klasik gövdeyi, sörfçüyü, sinsiyi falan. Titan almıyor bu sıralar. Öyle takılıyor. Evet, güçlü bir rakip. 2 milyon cana sahip, 2 gövdesi, 1,5 milyon cana sahip, bir tane gövdesi var. Buna tek atabileceğiz mi? Buna tek atamıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Gördünüz. Tek atamadığımız için zorlandık. Devam ediyoruz. Yani 2,5 milyon cana yakın olan gövdeye tek atmaya çalıştık ama buna tek atacağız. Vallahi abi gerçekten hayal gibi ya. Benim için hayal. Bu gelseydi direkt gözüm kapalı 10 taş verip bir sonraki rakibe geçerdim. Hiç zaman bile kaybetmezdim. Devam ediyoruz. Son sürat devam. 7. seviye kutuyu açtık. Roket mitralliyoruz. Biri %40, biri %35. Biri vuruş, biri can veriyor. Hangi gövdeler için verdiği hiç de önemli değil bu durumda. Alttaki gövdesinin tekeri yok. Sinsi gövdesi 3 tane roketi, 2 tanesi aşağıda, bir tanesi yukarıda. İticili Titan. Tekerlekleri de fena. Ama şey kullanıyordu zaten. Bıçak kullanıyordu. Onun için en mantıklı olan hamle odur diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bu gövdesi bayağı değişik. 430 bin vurmasına rağmen tam da vuramamıştır diye düşünüyorum. Çünkü arkadaki roketleri yetişmemiştir benim gövdeme. O yüzden tek vuruşu biz yaptık. Onu rahat bir şekilde almayı başardık. 8. rakibi de yendik. 9. rakibe geçtik. Lambda adlı bir arkadaş. Tekerlek, lazer ve de saldırı alet çantası var. Devam ediyoruz. 950 kupaya kadar ulaştık. 1125 mi oluyordu? 1150 mi? Ne oluyordu? 4 defa çete savaşını bitirdikten sonra zaten bugünden sonra bir tane daha şey yapabileceğiz. Savaşı yapacağız ve sonrasında çete savaşı sıfırlanacak. 3 günün ardından bakalım hangi sıraya yerleşeceğiz. Gerçekten bu çete şeyleri sıralamaları bayağı değişiyor. Mesela bir gün 70 bin kasan OPG klanı bir gün 41 bin kasıyor. 70 binle birinci oluyor, 41 binle de birinci oluyor. Gerçekten çok enteresan. Devam ediyoruz. Altta yüksek canlı gövdeler görüyorum. Bakalım ne kadar yüksek.
2 milyon, 4 milyon. Gerçekten çok iyi. 2 milyon süper. Hadi bakalım ne olacak. Merak ediyoruz. Bizim de 5 milyon abi. Buna en başta bir tek atalım. Tertemiz bir şekilde. 200 bin vuruşu var. Bakalım bunda ne olacak abi. Bizde de şey var. Ama yalnız bayağı zorladı bizi ha. Gerçekten bayağı zorladı. Hatta bu bizi alabilir mi bakalım. Belki alabilir. Dur bakayım. Ama hasarı bıraktık arkadaşlar. Hasarı bıraktık yemin ediyorum. Bununla girelim bakalım. Tek attı abi. Bununla giriyoruz. 200 bin vuruyor. Son anda almayı başardık. Lan bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmiyordum ha. Son rakip tam sürpriz oldu. Ama güçlü gövdeli yine almayı başardık. Gerçekten iyi oldu. 10. seviye kutuyu açıyoruz ve pompalı için %120 vuruş veren 2 yıldızlı zıpkın geliyor. İşe yarar mı? Hiç zannetmiyorum. Ve kolay bir şekilde son rakip hariç. Çete savaşını da bitirdik. Bir daha sıfırlamak istesek 90 yaşta isteyecektir. 2 saat sonra zaten yeni rakipler gelecek. Olay bu. Görmüş olduğunuz gibi kutular böyle. Balkabağına tıklayalım ve 2.298.210 toplam şekere ait bir puanımız var. Ve de 873 zafer serimiz arkadaşlar. Bir tane dövüş atalım. Bunun fake olmadığını görün. Kolay bir rakip. Tek atalım şuna geçelim. Mok. Görmüş olduğunuz gibi 873 olan 874 oldu. Ve her saldırıda 8.740 veriyor. Yani 10'un artıyor ya. Arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Dünya birincisinin hesabındaydık. Bayağıdır uğraşan Gökhan kardeşimiz sonunda en son puana kadar hesabını çıkarmayı başardı. Gövdesi, balina gövdesi bayağı iyi. Topuzlar da gelirse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra artık ara ara yine video çekmeye devam edeceğim Gökhan hesabında. Sizin de sorularınız olursa yorumda belirtirseniz veya direkt Gökhan kardeşimizle iletişime geçmek istiyorsanız Instagram'daki sayfamızı takip edebilirsiniz. Orada zaten Gökhan gelen sorulara da cevap veriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayfayı da beğenirseniz iyi olur. Oradan sizlerden gelen gönderileri, fotoğraf ve videoları paylaşıp orada bizi takip edenlerin yorumlarıyla beraber daha da bir şekilleniyor. Güzel bir ortam oluştuğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Enes kardeşimin buradan size de selam var. Görüşürüz.